Merhabalar. Bugün çok önemli bir gündü hekimlerimiz için. Sabah saat 9'dan itibaren tüm bölgelerde bize hükümetin, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği protokolü kabul edip etmeyeceğimizi tartıştık. Kabul edip eylemi askıya mı alalım yoksa eyleme devam mı edelim diye konuştuk. Bütün bölgelerde çok büyük tartışmalar yaşandı. Hatta bu canlı yayın sözünü vermemiş olsaydım hala da bu tartışma devam ediyor olacaktı. Zira hekim arkadaşların çok önemli bir kısmında siyasilere olan ciddi bir güvensizlik söz konusudur. Dolayısıyla siyasilerin verecekleri sözlere uymayacaklarından dolayı bir endişe yaşıyor kitlemiz. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın yapmayı taahhüt ettiği konularda dürüst davranmayabileceğiyle ilgili endişeler taşıyor kitlemiz. Bu sebeple çok ayrıntılı tartışmalar yaşandı. Bu tartışmaların bir sebebi de Sağlık Bakanlığımızın, Sayın Faiz Sucuoğlu'nun, bizzat kendisinin çok gerginliği arttırıcı, kamu hekimlerini itibarsızlaştırıcı açıklamaları oldu. Bu gerginlik de gerçekten kitlenin eylemlilik sürecini askıya alma konusunu da kolay karar verememesini gerek getirdi. Dolayısıyla bütün bölgelerde tartışmalar yaşandı. Bir grup arkadaşımız eylemliliği kaldırmadan devam etmemizi önerdi. Ve gerçekten onların da söyledikleri gerekçeleri biz çok iyi anladık ve çok doğru bulduk. Bir grup arkadaşımız da takvimlendirmenin çok sıkı olarak devam etmesini ve bu takvimlerin yerine getirilmediği takdirde eylemin tekrardan daha sert bir şekilde yürürlüğe girmesi koşuluyla askıya alınmasını düşündüklerini söylediler. Dolayısıyla oy çokluğuyla bütün bölgelerin hepsi gelmedi ama Lefkoşa'da, Girne'de arkadaşlarımız oy çokluğuyla ve Güzelyurt'ta, Cengiz Topel'de de eylemi askıya almamız yönünde çoğunluk bilgi onay verdi. Fakat Mausa'dan henüz karar çıkmadı. Dolayısıyla bu son kararımız değildir. Eylemi kaldırmayalım, devam edelim diyen arkadaşların gerekçeleri de tekrar değerlendirilecektir. Bu eylemi askıya alma her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Biz bu ülkede gerçek hastanelerde, içinde alet edevatın yeterli olduğu hastanede hizmet vermek istiyoruz demiştik. Eylem gerekçelerimizden biri buydu. Bunun mutlaka protokolde yer alması lazım. İkincisi de özlük haklarımızın iyileştirilmesiydi ki şu andaki bakanlığın bize önerdiği özlük haklarının iyileştirilmesi bir dayatmadır. Bu bizim talep ettiğimizden çok uzaktır. Ama bakanlık yeni bir yasa, yeni bir hekim yasası yapılabileceği konusunu kabul ettiği için bu yönde de özlük haklarımızın yeniden gözden geçirileceğini de taahhüt ettiği için en azından bizim için bir mücadele zemini oluşmuştur. Eylemin uzaması insanlara, halka, özellikle yoksul insanlara gerçekten zorluk çıkarabilir. O yüzden de biz mümkün olduğunca değerlendirmelerimizi bugün hızlıca bitirip son kararımızı vereceğiz ama şu andaki Girne, Lefkoşa ve Cengiz Topel oy çokluğuyla, kesinlikle oy birliği de değil, eylemin askıya alınmasını, takvimlendirilmeye tam uyulmasını, takvimlendirmede bir aksama olduğu takdirde de daha şiddetli bir şekilde greve gidilmesi konusunda irade belirtmiştir. Mausa'dan gelecek olan haberleri de daha sonra ileteceğiz. Orada da tartışmalar sürüyor. Bu süreci Sayın Bakan hiç iyi yönetemedi. Bu süreçte yapması gerekenleri ne yazık ki yapmadı. Ortamı çok gerdi. Meslektaşlarımızı çok rencide edici açıklamalarda bulundu. O yüzden de kendisini bundan sonraki açıklamalarında daha yapıcı, daha uzlaşıcı ve daha akılcı tutumlar içinde olmaya şiddetle davet ediyorum. Eylem kırıcılığı, grev kırıcılığı söylemleri de bazı meslektaşlarımıza gerçekten hiç yakışmadı. Ama serbest çalışan meslektaşlarımızdan bize çok destek de geldi bu dönemde. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Derneği'nin yönetimine bu konudaki tavırlarını da gözden geçirmeye davet ediyorum. Bize destek olan öncelikle halkımıza,
sendikalara, emek mücadelesi veren tüm sendikalara, sivil toplum örgütlerine çok çok teşekkürlerimi ve basına da çok teşekkürlerimi bu dönemde sesimizi duyurduğu için sunmak istiyorum. Ama hiçbir şey bitmiş değildir. Biz sadece yeni başlıyoruz. Bundan sonra bu mücadele daha da yükselerek devam edecektir. Sadece Mausa'nın elbette sonucu geldikten sonra bu kesinleşecek ama eğer biz bu eylemi kaldırırsak da bunu sadece Sağlık Bakanlığı'na yapmayı söz verdi, taahhüt ettiklerini yerine getirmek için bir kısa bir zaman vermek için yapacağız. Eylemi kaldırmıyoruz. Eğer bu süreçte Sayın Bakan yine gerginlik yaratıcı tavırlar, tutumlar içinde olursa kitleyi gerçekten çok kararlı olduğunu bilmekte fayda bilinmesinde fayda var. Tekrardan grevimiz, bu kez grevimiz daha şiddetli bir şekilde gündeme gelecektir. Ben herkese dikkati için, desteği için, ilgisi için çok teşekkür ediyorum.